nasıl yaklaştık gibi bilgiler vermeye çalışacağız. Benden sonra Elif Hanım sunumu devralacak. Elif Hanım da Aselsan tarafında bizim tasarladığımız kalp akciğer makinesi ile ilgili hem teknik hem de tasarımla ilgili bilgiler verecek. Şimdi sunumumuza bakarsak öncelikle bu kalp akciğer makinesi ile ilgili bu hikaye bizim açımızdan nasıl başladı? Biz mühendis bakış açısıyla kalp akciğer makinesini nasıl görüyoruz? Tasarımla ilgili ne gibi kriterlerle başladık? Ve günün sonunda perfüzyonun geleceğini nasıl görüyoruz? İleriki dönemlerde yeni cihazlar nasıl olacak? Bununla ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu hikaye tabii ki bir başlangıç fazı. Ondan sonra ya bunlar aslına bakarsanız genel medikal sektör olsun, farklı sektör olsun cihaz geliştirme süreçleri bu şekilde ilerliyor. Öncelikle bir başlangıç fazınız. Ondan sonra cihazı geliştirip test ediyorsunuz. Sonra cihazınızı piyasaya sürüyorsunuz. Sonra da satış sonrası destek kısmı geliyor. Şimdi projenin başlangıç fazı fizibilite raporuyla başlıyor. Şimdi burada konu aslında biraz kısır döngü. Öncelikle üst yönetim tarafından bu projeyle bu proje yapılacak diye bir bilgi geliyor bize. Ondan sonra bir fizibilite raporu hazırlamamız isteniyor. Ondan sonra fizibilite raporu hazırladıktan sonra aynı üst yönetime sunup onları bu projenin yapılmasına yeniden ikna etmemiz gerekiyor. Sonrasında da gerçekten herkes ikna olursa projeye onay veriliyor ve biz tasarımcı arkadaşlar çalışmaya başlıyor. Şimdi mühendis olduğumuz için ve biraz medikal sektöre yabancı olduğumuz için bizim için ilk aşama cihazı anlama. Yani cihaz nedir, ne işe yarar gibi şeyleri değerlendiriyoruz. Bu aşamada kullanıcı talepleri bizim için çok önemli oldu. Kullanıcılardan yani siz değerli perfüzyonistlerden gelen bilgiler doğrultusunda cihazı değerlendirdik. Ondan sonra cihaza mevcut muadillerinden daha öne çıkartacak inovatif olarak neler ekleyebiliriz diye düşündük. Haliyle sonrasında tasarım ve üretim faaliyetleri yürütülüyor. Hatta yürütüldü diyebilirim. Şu anda da cihaz test aşamasında. Elif Hanım bizim cihazımızla ilgili daha detaylı bilgi verecek. Benim sunumda bizim cihaza ait bir görsel yok ama Elif Hanım'da var. İlk defa da bugün aslında görseli size sunma imkanı bulacağız. Şimdi mühendis bakış açısıyla kalp akciğer makinesini ele aldığımızda şimdi en başta hortumdan akan kanı sıkıştırıp ezen ve kan hücrelerini parçalayan peristaltik pompalar var. İlk hani ben makine mühendisiyim. Çok fazla pompalarla ilgili iş yaptık. Hem lisans hem yüksek lisans eğitimi süresince. Ve ilk baktığımızda herkes bizim mühendisler nasıl yani diye herkes düşündü. Niye böyle? Niye roller pompalar kullanılıyor falan gibi. Ondan sonra sentrifugal pompaları öğrendik. Ondan sonra onların kullanımı ile ilgili bazı sıkıntılar duyduk. İşte roller pompaların ilk versiyon cihazda roller pompalarla devam edelim. Biz hani yeni de girdiğimiz bir alan bambaşka bir şey getirmeyelim. Buradan devam edelim diye başladık. Ondan sonra hasta parametrelerin ölçülmesiyle ilgili konular gündeme geliyor haliyle. Birçok sensör var. Sensörler diğer cihazlarımızda da kullandığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz, verileri aldığımız, kolayca işleyebileceğimiz, bize oyun alanı bırakan yapılar. Ondan sonra cihazın içinde tabii pompanızı, sensörlerinizden gelen verileri birbiriyle entegre edebileceğiniz, bunları anlamlandırabileceğiniz elektronik kartlar olması lazım. Bir sonraki aşamada tabii ki yazılım. Yani hem yazılım cihazın açılış kapanış senaryoları hem pompaların çalışma senaryoları birbirleriyle ilişkilendirilmesi, sensör verilerinin anlamlandırılması ilerleyen dönemde biraz daha işin içine yapay zeka katıp biraz daha cihazın kendi kendine yani sizleri rahatlatacak özellikler katabilmek için ihtiyacımız olan şeyler. Şimdi dizayn kriterleri bizim için aslına bakarsanız böyle birkaç aşama gibi görünüyor. Bir genel tasarım kriteri olarak baktığınızda cihazın ilk sağlaması gereken özellik güvenilirlik.
Yani herkesin bu cihaza güveniyor olması lazım. Yani bir hasta herhangi bir hastanede Aselsan marka bir cihaz kalp akciğer makinesi gördüğünde güveniyor olması bizim için en önemli konu. Ondan sonra perfüzyonist tarafına yani sizler tarafından baktığımızda kolay ve sorunsuz kullanabiliyor olmanız lazım cihazı. Bir de hasta odaklı tarafı var bu işin. En kısa süre içinde hastaneden çıkmak, sağlığına kavuşmak istiyor. Haliyle onun için de en kısa süre içinde iyileşmesi lazım. Yani ameliyat ve sonrasındaki etmenlerin olabildiğince olumlu şekilde düzenlenmesi lazım. Şimdi biraz burada ben geleceğiyle, perfüzyonun geleceğini biz nasıl görüyoruz tarafıyla ilgili. Yani biraz yapay zeka katmaya çalıştığımızda ne olabilir diye düşündük. Bununla ilgili Elif Hanım gene biraz daha bilgiler verecek. Benim konular biraz genel burada. Ben şeye sordum, yani perfüzyonun geleceğini acaba yapay zeka nasıl görüyor? Şimdi burada herkesin son dönemde çok popüler olan ChatGPT'ye ve Google'ın Bard robotları var. İkisine de ayrı ayrı sordum. Açık kalp ameliyatlarında, yani biraz önce eğittik ChatGPT'yi ve Google'ı. Biraz bilgiler verdim. Ondan sonra perfüzyonun geleceğini nasıl görüyorsun diye onlara sordum. Burada okumak biraz güç. Ama şöyle bir sonraki slayta geçtiğimizde. Şimdi öncelikle yukarıdan başlayayım. Olabildiğince tüm parametreleri, hasta ile ilgili tüm parametreleri online olarak ölçmesi ve kaydetmesi lazım diyor cihazların. Ondan sonra aynı anda birden fazla cihazın uzaktan kontrol edilebilmesi imkanı gibi şeyler söyledi. Sadece beklenmeyen bir durum olduğunda perfüzyonistlerin müdahale etmesi gerektiği ile ilgili şeyler söyledi. İşte sonra yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları ile yani perfüzyonist eforunu sınırlayacak olabildiğince cihaz güvenli bir biçimde kendi işini kendi halledecek gibi bilgiler aldık. En sonunda bana bir görsel tasarlamasını istedim. Sonra da böyle bir görsel çıktı. Çok mevcut cihazlara benzemiyor. Gelecekte böyle bir şey çıkmasını açıkçası ben de beklemiyorum ama işte yapay zeka böyle dedi diyelim. Ben sözü Elif Hanım'a bırakayım. Biraz daha Aselsan cihazıyla ilgili bilgiler sunacak. Teşekkürler. Açık değil mi? Tamam, süper. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada olmak, sizlerle birlikte ilk defa bu şekilde buluşuyor olmak bizim için de çok keyifli ve heyecanlı. Ben de Umut Bey'e teşekkür ederim. Güzel sunumu için, tanıtımı için. Kendimi tanıtayım. Elif Apaydın. Aselsan'da kalp akciğer makinesi projesinde sistem tasarım ekip lideri ve aynı zamanda proje teknik yöneticisi olarak çalışıyorum. Şimdilik ilk başta şöyle tanıtalım. Umut Bey bu sürecin nasıl başladığından bahsetti. Ben de sağlık sistemlerinin Aselsan'da nasıl başladığından bir tık bahsetmek istiyorum. Şöyle, sağlık sistemlerinin Aselsan'da kurulmasının amacı aslında Aselsan'ın kurulum amacıyla birebir örtüşen bir özelliğe sahip. Aselsan, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında teknolojik yeterliliğimizi sağlamak amacıyla kurulan bir firma. Aynı şekilde biz de tıbbi cihazlar alanında yurt dışında olan bağımlılığımızı azaltmak, hatta zaman içinde tamamen bitirmek üzerine bir misyon yüklendik ve bir takım cihazlarla da işe el attık, başladık diyebiliriz. Bu konuda Aselsan'ın isminin güven veren teknoloji olması da aynı şekilde sizler için de bir ameliyathanede kalp akciğer makinesinin güven veren bir cihaz olmasının ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Dolayısıyla sizler de bizler için çok önemlisiniz. Ve birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da inşallah devam edeceğiz bu şekilde. Bölümümüz olarak da biz sağlık sistemleri olarak yaklaşık 5-6 senelik bir bölümüz. Bir hani
karşılaştırma yapmak gibi olmasın ama bir 20 senelik, 30 senelik, 50 senelik bir, bu konuda bir geçmişimiz yok. Ama yetkiniz, kapasitemiz yüksek ve motivasyonumuz yüksek. Dolayısıyla biz bu projede yaklaşık olarak resmi anlamda 3 senedir çalışıyoruz ve şu anda cihazımız test aşamasına ulaşmış halde. Bunu da iletmek istiyorum. Neden bahsettik şimdi? Cihazın genel anlamdaki vizyonumuz bu şekilde söyleyebiliriz. Vizyonumuz bugüne kadar yapılan bütün markalardaki kalp akciğer makinesi cihazları bizim için vizyonel anlamda değerli. Çünkü en azından bir hastanın bile hayatını kurtaran bir cihaz değerlidir bakış açısıyla bakıyoruz. Eski olsun, yeni olsun, şu anda piyasada olsun olmasın hepsi değerli. Fakat biz ne yapabiliriz kendi ülkemiz için diye baktığımızda bu projemize girişmiş olduk. Dolayısıyla bu cihaz ne kadar ameliyathanede, bypass ameliyatlarında önemli ise bu cihazı kullanan kişiler olarak sizlerin de bakış açıları bizler için çok önemli. Dolayısıyla sizlerin kullanımına uygun olması birinci önceliğimizi teşkil ediyor. Bununla birlikte bu cihazın sağlam olması, hatta dünkü sunumlardan bir tanesinde bir arkadaşımız tutarlı olmasından bahsediyordu. Bu cihazın sonuçlarının tutarlı olması lazım. Değerli perfüzyonist ekibimizle görüştüğüm zaman bu cihazın bozulmaması lazım. Hani bozulursa al at tabirini kullandığınızı hatırlıyorum. Dolayısıyla güven vermesi lazım, tutarlı olması lazım, sağlam olması lazım. Bunlar sizlerden aldığımız inputların sonuçları. Genel olarak tasarım yaparken bunlara çok dikkat etmeye çalıştık. Anında müdahaleye uygun olması lazım. Dolayısıyla Umut Bey'in bahsettiği yapay zeka ve tamamen otomatikleşme, otomatik karar alma süreçleri çok güzel. Ama bir taraftan da sizlere güven verebilmesi adına ben hani cihazı elime attığımda manuel olarak da onu en ne denir temel şekilde kullanabileyim mekanik anlamda ihtiyacını da karşılıyor olmasını isteyebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bazen işte dokunmatik ekranı dokunuyorsunuz arttırmıyor. Yani teknoloji araya girmiş oluyor sizinle o sırada cihaz kullanımıyla. Bu tür şeylerin olmaması için bir tık da özellikle tasarımımızda manuel fonksiyonların en azından ilk aşamada kalmasını tercih ettik. Cihazın ameliyathanede tuttuğu belli bir yerin farkındayız. Mümkün olduğunca kompakt bir tasarımı bizler de istedik ve modüler olmasının da ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Bir birim çıkarılıp tekrar takılabildiğinde cihaz aynı şekilde çalışabilmeye devam etmeli. Burada sistemimizi ilk defa sizlere bu şekilde göstermiş oluyoruz. Aslında daha önce internette de şurada yer alan yarışmalara katılırken cihazımızın görseli çıkmış durumda. Ön, arka, cephe ve yandan görebilirsiniz cihazımızı. Şurada özellikleri ben de bakacak olursam. Burada sistem birimlerimizden biraz bahsedeyim. Mobil, konsol ve taşıyıcı arabamız var. Bu konsol taşıyıcı arabamızın içerisinde işte sistem kartlarımız, bataryalarımız, sensör girişlerimiz ve saklama alanımız mevcut. Serumların asılabileceği bir serum tutacağı olarak fonksiyon görebilen bir direk sistemimiz. Aynı şekilde farklı birimlerinde asılabildiği klamp olsun vesaire, ekranlar olabilir, oksijenatör olabilir bir direk sistemimiz mevcut. Bunun yanı sıra sistemin ana kullanıcı ve kontrol ekranı olarak görev gören bir adet özel tasarım panel PC'miz var. Modüler kan pompalarımız bir sistemde 6 birime kadar çıkabiliyoruz. Bir adet santrifüj pompa sağlayabiliriz. Opsiyonel seçim adedi olarak büyük roller pompalarımız mevcut. Küçük roller pompalarımız gene opsiyonel seçim adedine bağlı olarak mevcut. İki adet bu smart occluder denilen daha doğrusu ya, farklı olarak da işte otomatik klamp olarak da geçen klamp birimimiz mevcut. Sistem yazılımımız tamamen yerli milli bize ait. Sistemle birlikte kullanıcıya verilecek olan diğer hazır birimlerimiz ise diğer sistemlerde de olduğu gibi bir adet LED lambamız var, sensörlerimiz. Bunlar da aynı şekilde opsiyonel olarak seçim adetleri ve miktarları sağlanabilir. Bataryalarımız var ve hava oksijen karıştırıcı da sağlayabiliyoruz.
Burada o taşıyıcı araba dediğimiz kısımda yer alan sistem kartlarının vesaire bulunduğu kan modül kutusu, kalp akciğer makinesi modül kutusu olarak görünen kısmı görüyorsunuz sistemin taşıyıcı arabanın içerisinde. Burada güç dağıtım kartımız var, batarya şarj kartımız, sensör kartımız, panel arayüz kartımız var, kablajı azaltan. Bataryalarımız yaklaşık 1,5-2 saate kadar gidebiliyor herhangi bir elektrik kesintisi anında. Ve hastanenin UPS sistemi çöktüğünde ikisi kilitlenebilen, her yöne hareket eden tekerleklerimiz mevcut. Burada birazcık roller pompa birimlerine göz atacak olursak eğer, büyük ve küçük roller pompalarımız 250 RPM'e kadar çıkabiliyor. Bütün sistemlerde klasik olduğu üzere 150 mm'lik büyük roller pompamız 12 RPM'e kadar akış sağlayabiliyor. 100 mm'lik roller pompamız ise küçük olan 4,5 RPM'e kadar bir flow sağlayabiliyor. Bu birimimiz nelerden oluşuyor mekanik anlamda dersek, tabii ki roller pompa kafamız var. Sistemin bu birimin içerisinde motorumuz, motor sürücümüz, ünite fanımız, aç kapa düğmesi, ünite anahtarımız, dokunmatik ekran, hız ayar düğmemiz, LED kartımız yanlardaki bu ışıkları sağlayan, pompa kontrol kartımız, asıl yazılımımızın olduğu kart ve pompa güç kartı, kontrol kartımız, power sağlayan kartımız mevcut. Bunun haricinde bu birimde tabii ki sizler için çok kritik olan, Allah göstermesin, bir şekilde güç gitti, arter birim, arter pompası ve dönüş sağlamak zorundasınız. Bu sırada dönüşü en azından belli bir sürelik de olsa kurtarabilmek adına gene el kranklarımız mevcut. Bu birimimizde oklüzyon ayarımızı oldukça stabil ve hassas bir şekilde ulaşmaya çalıştı mekanik tasarımcı arkadaşlarımız. Milimetrenin %1'inden daha hassas bir ayar yapılması gerekti bunun için. Ve kullanıcının ayar yapmasına gerek kalmayan bir mekanizmamız da mevcut. Roller pompanın kilitlenen kafası peristaltik kafamız yaklaşık olarak 15 derecelik adımlarla dönebiliyor ve 240 dereceye kadar dönüş sağlayabiliyoruz. Koruma anlamında güvenlik önemli demiştik. Diğer sistemlerde de gözlemlediğimiz bir adet manyetik sensör algılamasına sahip şeffaf koruma kapağımız var. Motorumuz ise %100 yerli. Aynı şekilde motor hızını ölçen enkoderimiz de yerli. Bunun için bir üniversitedeki hocamızla birlikte çalıştık. Ve roller kafayla direkt olarak entegre edilen bir BLDC gövdesiz torque motoru kullandık. Direct drive bir motorumuz, kayış sistemi yok. Patentli bir tüp holder mekanizmamız var. Kaplamalarımız ve malzeme seçimlerimizi olması gerektiği gibi yapmaya çalıştık. Roller oklüzyonlarımız paslanmaz çelikten oluşuyor. Burada bir genel olarak görsel anlamda göz atabilirsiniz. Şu yukarıda görmüş olduğunuzda roller pompa biriminin önündeki ekranımız, dokunmatik ekranımızın işte flow'u gösteren kısmımız var, kaydırak indeksimiz var, RPM'i görebiliyoruz, motor dönüş yönü, işte santrifüj pompa mı yoksa başka pompa birimi mi, ismini girebiliyorsunuz, sensörleri ayrı ayrı görebiliyorsunuz, ekran kilitleyebiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz, hortum çapı seçebiliyorsunuz, alt menülerimiz de mevcut, onları burada göstermiyorum. Santrifüj pompa birimimizde olduğundan bahsetmiştim. Burada bir şu anda çalışma aşamasındayız bu birimde. Entegrasyon çalışmalarının görüntülerini sağ tarafta görebilirsiniz. Otomatik klamp birimimiz ise hortum içi kan akışını kontrollü olarak azaltma, belli yüzdelerde ve artırma ve hızlı durdurma mekanizmasını, artırma değil ama hızlı durdurma mekanizmasına sahip. Yüzdelik dilimlerle belirttiğim gibi açıp kapatma özelliğini gerçekleştirebilirsiniz. Sensörlerimizden ve adetlerinden bahsetmek istiyorum. Sistemimizde 4 adet basınç sensörümüz, 6 adet sıcaklık sensörümüz, 2 adet seviye sensörümüz, 2 adet hava kabarcı sensörümüz. Bunların hepsi opsiyonel, istediğiniz kadar girişler mevcut. Biz seçimleri sizlere bırakıyoruz. Hava kabarcı ve sıvı akışı ölçen 2 adet sensörümüz.
hava oksijenatör giren hava girişinin dijital olarak okunabilmesi için, yani panel PC'de veri olarak gözükebilmesi adına bir adet hava akış ve oksijen sensörümüz var. Aynı şekilde bu goal directed perfüzyon parametrelerinde hesaplanabilmesi için karbondioksit sensörümüz var. İki adet de hemoglobin, hematokrit ve saturated oksijen değerlerini ölçen geliştirme aşamasında olan bir sensörümüz de var. Bu arada bu sistemdeki güvenlik sensörleri olarak basınç seviye ve hava kabarcığını sayabiliriz. Diğer tüm sensörleri de monitörlemek amacıyla ekranımızda görebiliriz. Burada ana kontrol paneli olarak da kullandığımız panel PC'mizin bir görüntüsünü görüyoruz. Panel PC üzerinde bir widget yapısı var. Yani burada istediğiniz birimleri ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz, sensörleri ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Örneğin mesela kardiyopleji widget'ımız var. Fizyolojik parametrelerin hangilerini göreceksiniz, ekliyorsunuz, çıkarıyorsunuz, görebiliyorsunuz, settinglerini yapabiliyorsunuz. 4 adet timer'ımız var. Operasyonu başlamayı başlangıç altına alabiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz verileri. Pompaların hızlarını artırabiliyorsunuz buradan, azaltabiliyorsunuz. Bununla birlikte gene Türk bir firmayla birlikte çalıştığımız üstünde bir data hatlarının özel olarak ayarladığımız on-off butonu olsun, data giriş çıkışları olsun, bir adet panel PC'miz var. Kapasitif dokunmatik bir ekrana sahip, yani eldivenle ve üzerinde hafif işte sıvı varken de dokunduğunuz zaman tepki alabileceğiniz bir ekran. Burada bir de panel PC'mizi isterseniz cihazın üstüne takılı ama aşağı yukarı işte daha konforlu çalışıyorum, oynatmak istiyorum derseniz de o işlemi de yapabilirsiniz. Bununla birlikte bir perfüzyon management olarak da geçen veri saklama ve yönetim sistemi olarak nitelendirdiğimiz fizyolojik parametrelerden istediklerinizi iki adet grafik çizdirebilme ekranında farklı sayılarda parametreleri, dağılımlarını birbirlerine de fazla karışmasını istemedik, o yüzden bu şekilde ayarladık. Görebilirsiniz burada. Operasyonla ilgili işte bazı eventler olabiliyor, sizler için önem arz eden bir sıvı uyguluyorsunuz, onunla ilgili bir şey koymanız gerekiyor. Bu tür markerları da koyabileceğiniz zaman birimleri üzerine bir ekrana sahibiz. Buradan bir operasyon verilerini, çıktılarını da alabiliyoruz. Diğer birimimiz ise ısıtıcı, soğutucu birimimiz. Tabii ki her kalp akciğer makinesi ile birlikte kullanılan heat exchanger birimine giden su hatlarının olduğu ısıtıcı soğutucu birimi de olmazsa olmaz. Bunun üstünde de çalışmaya başladık. Burada da hastaya giden iki devremiz, su battaniyesi ve oksijenatör olmak üzere iki devremiz mevcut. 2 ile 41 derece arasında sıcaklık sağlayabiliyorlar. Kardiyopleji devresinde ise sıcak ve soğuk kardiyopleji uygulamalarına anda switch edebildiğimiz bir yapımız var. Soğutmak için 2 ile 10 derece arası, ısıtmak için ise 15 ile 41 derece arasında sıcaklık sağlayabiliyoruz. Bu prototipimizin de testlerini yapılarak bu sene içerisinde ilk prototipimizi çıkarmayı hedefliyoruz. Burada bir ekran arayüzünü görebilirsiniz. Aynı şekilde dokunmatik bir ekranımız var. Sıcaklıkları set ettiniz ve varılan sıcaklıkları görebiliyorsunuz. Bunun haricinde sirkülasyonu başlatabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Geliştirmekte olan demiştim. Sizler için ne kadar parametrelerin, alınan parametre sayısının fazla olursa o kadar daha iyi değerlendirme yapabildiğinizi pek çok sunumlarda da dinledik. Farkındayız. Bizler de bunun farkındayız. Bunun için de hemoglobin ve hematokrit sensörünün geliştirmesine biz de önem verdik. Kan kalitesinin yüksek düzeyde tutulabilmesi açısından bu parametrelerin takibinin, aynı şekilde goal directed perfüzyon parametrelerinin de ortaya çıkarılması için önemli olduğunun biz de farkındayız. Bilincindeyiz. Dolayısıyla ilk ölçümle bu cihazımız yakın infrarette optik ölçüm sensörü ve test ve ölçüm çalışmaları şu anda devam ediyor. İlk ölçümlerimizi aldık. Yani şu anda düzgün bir şekilde çalışsa bile biraz daha bir araya getirilmesi gerekiyor. O çalışmalarımızda devam ediyoruz. Burada test setup'ını görebilirsiniz. Cihazım tamamen düşündüğümüz zaman
Aselsan'ın kalp akciğer makinesinde ne gibi özellikler, teknik özellikler ön plana çıkıyor diye baktığımızda bir adet liste şu şekilde oluşturabildik. Bunlardan ilki işte patentli bir hortum tutucu mekanizmamız var. Bunun özelliği pratik ve değişim gerektirmeyen, yani parça değişimi gerektirmeyen uzun ömürlü bir mekanizma. Bunun yanı sıra pompada RPM ayarında otokalibrasyon özelliğimiz mevcut. Bu da kullanıcının deneyimini kolaylaştıran bir işlem. Piyasadaki en küçük ve en kompakt klemp birimine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Oklüzyon ayarına eklenen bir derecelendirme göstergemiz var. Dolayısıyla hortum oklüzyonunun gözlemlenerek optimize edilebilme özelliğini sağlamış oluyoruz. Bunların yanı sıra kardiyopleji yönetiminin tamamının kullanıcı arayüzü üstünden gerçekleştirebilmesini sağlıyoruz. Ek olarak pompa birimleri üzerinden her bir sensör kontrolünün birbirinden ayrı ayrı açılıp kapatabilmesini sağlıyoruz. İstiyorsanız bubble sensörü kapatıp işte level'ı tutabiliyorsunuz ve bunu da pompa biriminin üstünden direkt tek bir dokunuşla gerçekleştirebiliyorsunuz. Pompa birimlerimiz modüler ve bunların hızlarının hem pompa biriminin üstündeki ekrandan hem de panel PC üstünden gerçekleştirebilmesini sağlayabiliyoruz. Editlenebilir bir perfüzyonist kontrol listemiz var. Bunun haricinde özelleşmiş ve kapalı depolama alanlarımız, işte klemptir, sensördür, tüp, şırınga gibi komponentleri güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz bu alanlarda. Daha önce bahsetmiştik, kullanıcının cihazla olan etkileşiminde rahat hissetmesi, aynı şekilde cihaza güvenmesi önemli diye. Biz cihaz tasarımını mekanik tasarım, endüstriyel ve sistem seviyelerinde kullanıcının hem düşünme, kognitif, beyinsel aktivite anlamında hem de hareket anlamında en az eforla önemli birimlere erişmesini sağlayacak hayati parametrelere etki edebileceği şekilde tasarlamaya gayret ettik. Bu konuda da uluslararası itibarı yüksek 3 farklı tasarım ödülümüz var. Arkadaşlarımıza ben de buradan teşekkür ediyorum. Bu çalışma aslında bir tasarım çalışması gibi gözükse de aslında bir network çalışması olarak da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'deki hastanelerimizin kalp damar cerrahisi bölümleriyle ve Perfüzyonistler Derneğimizin değerli pek çok üyesiyle irtibata geçerek, etkileşerek, birebir inputlarını alarak pek çok tasarımsal faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle bizler için çok değerli olan Ankara Üniversitesi'ndeki doktor ve perfüzyonist ekibine teşekkür ederiz. Bunun haricinde TOP ETÜ'de bir takım çalışmalarımız oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde işte kardiyopleji ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bilkent Şehir Hastanesi ile bir takım çalışmalarımız var. Ümit Kervan Hoca'yla. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de perfüzyonist simülatörü eğitimiyle ilgili bir temasımız olmuştu. Hacettepe Üniversitesi'yle oradaki perfüzyonist ekibiyle kullanıcı arayüzleri ve endüstriyel tasarımsal faaliyetlerde bir takım görüşlerini aldık. Adana Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettik. Sağ olsunlar. Onlar da çok yardımcı oldular pek çok konuda. Ve bütünleşik halde etkileşime geçebilmek, herkesin fikrini verebilmesi adına bu gerçekleştirdiğimiz kullanıcı arayüzünü değerlendirmek üzere Aselsan Sağlık Sistemleri Perfüzyonistler Kullanıcı Arayüzü Çalıştayını düzenledik. Orada da çok verimli bir çalışma oldu bizler için. Pek çok input aldık. Daha da devamı gelir diye ümit ediyoruz bizler de, düzenlemek istiyoruz. Senelik olarak bu tür verimli etkinliklere, perfüzyon sempozyumlarına katılmak bizler için de değerli. Bu çalışmamız sırasında bir arkadaşımızın doktora tezi bu ısıtıcı soğutucu ünitede mikrobakterin kaymeranın giderilmesi üzerine bir kaplama üstünde çalışan bir arkadaşımız oldu. Şu anda çalışmasında hani kaplamayı geliştirdi. Üstünde işte bakteriyle deneyler yapma aşamasında. Bir endüstriyel tasarımda çalışan arkadaşımızın bir master tezi oldu bu konuda. Şu anda bir arkadaşımız da basınç roller pompalardaki basınç regülasyonu üstüne bir master tezi devam ediyor.
Patentlerimiz dediğim gibi tutucu, hortum tutucu aparat için bir patentimiz var. Bunun yanı sıra da bu hemoglobin sensöründe de gene optik bir sensör, hani mekanizma belli ama farklı bir yerleşimle yerleşim sağlandığı için sensörlerdeki emitter ve receiver devrelerinde orada da bir patentimiz var, yenilikçi bir şey diyebiliriz. Bir takım konferanslarda da, burada listelenen konferanslarda arkadaşlarımız sunumlarını gerçekleştirdiler. Ben de son slaydıma geçiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu sabah Semih Bey sunumunda söylemişti. Cumhuriyet ilelebet, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet baydar olacaktır diye. Ben de ona ek olarak yurtta suh, cihanda sulh demek istiyorum. Bu kalp akciğer makinamız da Cumhuriyetimizin 100. yılında bir armağan olsun. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabiliriz. Buyurun. Ben kullanıcı olarak iki konuda görüş bildirmek istiyorum. Birincisi, her ne kadar hastanelerde kesintisiz güç sistemi çok hastanemizde varsa da acaba cihaza, makineye kendine ait bir kesintisiz güç kaynağı eklenebilir mi? Çünkü krank koluyla bu işi çalıştırmak çok artık gerilerde kaldı diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, bizim önemli problemlerimizden birisi ısıtıcı, soğutucu sistemin yer kaplaması ve cihazdan ayrı bir yerde olması. Bunu acaba cihaza ekleyecek, tabii ki suyla olması mümkün değildir cihaza eklendiği zaman. Başka bir sistemle cihazın üstünde bir ısıtıcı, soğutucu sistem oluşturulabilir mi? Bunu önermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu şey, ilk sorunuza istinaden, evet, öyle bir sistem sürekli güç kaynağı olarak bataryalarımız mı var şu anda? Hani muadil sistemlerden çok da ayrıya çıkmadan bir temel ne denir omurgaya atmak istedik. Emin olduğumuz bir şey yapmak istedik. Çünkü belli bir zamanda limitimiz var bizim. Hani projemizin belli bir süresi de olduğu için yapabileceğimizi ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, yenilikçi bir özellik. Bunu eklemek isteriz. Bir sonraki versiyonlarda yenilikçi olarak bu özelliğin çıkması konusunda biz de tasarım ekiplerimizle konuştuk. İlk defa hani şey yapmadık, düşünmedik bunu. Bu böyle bir şey ekleyelim mi diye. Ama daha böyle dedik, çıkarabileceğimiz zaman limitli. O yüzden şu emin olduğumuz adımla gidelim diye düşündük tasarım anlamında. O yüzden onun farkındayız. Yapılabilir, doğru. Eklesek güzel olur ama ilk adım çıkan dediğimiz gibi hani bizim ikinci cihazımız olsa, bizim üçüncü cihazımız olsa, o zaman dediğiniz gibi yenilikçi bir şeyle çıkıyor olmak iyi olabilir. Ama ilk defa çıktığımız için daha sabit, sağlam. Çünkü bizim aynı zamanda sizlerde güven de yaratmamız gerekiyor. Sabit olacağı, güvenilir olacağını, sağlam olacağını düşündüğümüz daha temel konfigürasyonlara bazı adımlarda uygulamak istedik. İlk sorunuzun bu şekilde. İkinci sorunuz da tekrar hatırlatabilir misiniz? Isıtıcı soğutucu birimi. Isıtıcı soğutucu biriminin evet içinde bir kere farklı bir sıvıyla döndürülebilmesi konusunu biz de düşündük. UV ışık tutulabilir dedik. Onun gene zaman anlamında ve bütçe anlamında birazcık şeylere takıldık, ne denir, limitlere takıldık. Onda da daha standart olduğunu düşündüğümüz bir işlemle devam ettik. Ama bir şeyimiz var, önlemimiz var cihazımızda. Öyle söyleyeyim. Isıtma anlamında bir önlemimiz var, temizleme fonksiyonu olarak eklediğimiz. Ondan bahsetmedim burada ama ısıtıcı soğutucu birimde daha yenilikçi bir şeylere gidilmesi gerektiğini biz de farkındayız, düşünüyoruz, isteriz. Farklı metotlar düşünülebilir. Ben burada küçük bir araya gireyim müsaade ederseniz. Şimdi Elif Hanım tasarım tarafından, yani mühendis bakış açısıyla yaklaşıyor. Ben program, yani proje yöneticisi olarak biraz daha idari de bir cevap vermek istiyorum. Şimdi öncelikle cihaz bizim. Olabildiğince herkesle görüşmeye, herkesin fikrini almaya, bütün önerileri almaya, hepsini uygulamaya çalıştık. Sizlere ulaşamadıysak da kusura bakmayın, bizim hatamızdır. Bütün öneriler bizim için çok değerli.
hepsini değerlendirdiğimizi ve tasarım ekiplerimize ilettiğimizden emin olabilirsiniz. Birinci versiyonda zaman kısıtımız da olduğu için bütün gelen talepleri değerlendirme cihazı ekleme imkanımız olmadı. Ama Elif Hanım'ın da bahsettiği gibi cihaz tamamen bizim tasarımımız. Her konuda rahatız. Yazılım bizim. Pompaların hepsi zaten yerli. Yani cihazda yerlilik payı çok yüksek. Öyle olunca hocam söylediklerinizin hepsi ilerleyen versiyonlarda değerlendirilir. Ve hani ne gerekiyorsa yaparız, hiç ondan emin olabilirsiniz. Herkesin de lütfen yani cihazı kendi cihazı gibi benimsemesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Aklınıza gelen bunu da eklensin gibi bütün talepleri açığız. Toplantıdan sonra da iletebilirsiniz, maille de ulaşabilirsiniz bize. Her şeyi değerlendiririz, emin olun. Merhaba. Merhabalar. Resul Çalış, İstanbul Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden. Bir şey çok dikkatimi çekti. Oklüzyon online olarak vaka başladıktan sonra vaka esnasında gösteriyor dediniz değil mi? Yanlış anlamadıysam eğer. Oklüzyon ayarıyla ilgili. Evet. Yani bu müthiş bir şey açıkçası. Çünkü öyle zamanlar oluyor ki çok acil vakaya girmemiz gerekiyor. Ayarlamasında sıkıntı yaşayabiliyoruz veya vaka esnasında pompa tıkanıyorsa tekrar değiştirmek gerekebiliyor. Ya da pediatrik vakalarla birlikte yapılan yerlerde o pabuçlarını değiştirmek ciddi zaman alabiliyor. Bilmiyorum bunda pabuç var mı? Biraz daha böyle teknik şeyler belki aslında kaldı. Şöyle lafınızı böldüm. Online değil, cihazın üstünde gördüğünüz bir kısım var. Oradan hani kaldığınız ayarı track Şöyle üzerine tıkladığımız zaman anlayabildiğim kısmını anlatmaya çalışıyorum. Yani vaka başladı, yarım saat oldu. Üzerine tıkladınız mesela oklüzyonu full gösteriyor. Bunu mu demek istiyor yani? Ya da 10 dakika oldu. Öyle değil mi? Ha, anladım. Yani böyle bir şey varsa o zaman Buyurun Semih Bey, bir şey diyeceksiniz galiba. O zaman buradan devam edeyim. Hani dediniz az önce katkısı olabilir pervizyonuz arkadaşlar diye. Eğer ki böyle bir şey olursa yani gerçekten müthiş olur. Şunun için mesela yeni başlayan arkadaşlar oluyor perfüzyonistliğe, işte 6 ay oluyor, 1 yıl oluyor. Oklüzyon kısmı gerçekten çok titizlik gerektiren bir yer. Yaptık hocam, abi, neyse, abla diyorlar. Ama bir zaman sonra sen vakaya giriyorsun, mesela burada sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunun için söyledim. Böyle online hani girdiniz 5 dakika oldu. Tıkla, böyle bir şey olur mu bilmiyorum, olursa müthiş bir şey olur açıkçası. Teşekkür ederim. İzin verirseniz ben teknik olarak bir iki cümle söyleyeyim. Resul hocam çok iyi bir yere işaret ettiniz. Bu biz tasarım yaparken en çok da kullandığımızda kafa yorduğumuz şeylerden bir tanesiydi. Bizim yapmak istediğimiz şey şu: kullandığınız herhangi bir tubing seti makineye taktığınız zaman sadece kullandığınız tubing seti ayarını yapıyorsunuz. Yani kaç istediniz? 3, 8, 1, 4, 1, 16 ya da 1, 2. Hangisini istediğiniz sadece onu ayarlıyorsunuz. Öyle bir fonksiyon var pompa kafalarında. Onun dışında başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu size çok büyük kolaylık ve zaman kazandırıyor. Burada Umut Bey'in belirttiği cihazı benimseme kısmında da bir canlı kanıt oldu. Teşekkür ederim. Başka soru ya da buyurun. Ben öncelikle böyle bir şeye başlangıcından bu aşamaya gelene kadar katkıda bulunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bizim kendi ülkemizin içerisinden böyle bir cihazın yapılması, bu fikrin ortaya atılması ve bu aşamaya getirilmesi bence çok önemli. Katkı sağlayan değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir iki tane ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu insertlerin universal olması ve işte herhangi bir şey değiştirmeme özelliği müthiş bir şey gerçekten. Hı hı. Aynı zamanda oklüzyon ayarı da benim anladığım da şu, zaten Semih abi açıkladı. Hattı içine yerleştirdikten sonra anladığım kadarıyla oklüzyonu kendi ayarlıyor. Bu müthiş bir şey. Yani bu fikri kim verdiyse çok teşekkür ederiz. Müthiş bir şey olmuş. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu kapasitif ekran kullanıldığını söylediniz. Bu tüm ekranlar mı kapasitif, sadece online monitorizasyon mu? Yani rollerların üzerindeki de mi? Yok, ek bir şey gibi düşünmeyebilirsiniz. Yani bu özellik var. Orada farklı ekran özellikleri de seçilebiliyor. Bu özelliğe sahibiz. Bastığınız zaman hani güvenle kullanabilirsiniz. Ya resistif ekran var mı cihazın üzerinde, yoksa kapasitif mi tercih ettiniz sadece? Onu merak ettim. Kapasitif tercih etti. Kapasitif ekran var. Evet. Bir de bu
rollerların çalışma mekanizması direct drive dediniz sanırım değil mi? Yani kayış sistemi kayışsız falan yok tabii, herhalde değil mi? Kayışsız tabii, kayışsız sistem. Bu da çok güzel bir özellik. Bir de ısıtıcı, soğutucu az önce hocam oradan söyledi. Yani küçültüp şeyin üstüne eklenmesi gerçekten güzel bir özellik olur ama herhalde ilerleyen aşamalara daha geliştirilecektir. Burada su ile çalışıp aynı zamanda bir kaplama yöntemiyle bu mikrobakterinin ya da benzer bakteri üretimleri engellenecek sanırım herhalde. Öyle bir proje o. Kaplama yöntemini henüz cihazda kullanmıyoruz. Çünkü kaplama yönteminin cihazda uygulanabilirliği ve üretim anlamında yapılabilirliği konusunda henüz bir fikrimiz yok. Daha laboratuvar ve deneysel şeyleri yapılmadı henüz. Henüz yapılmadı. Arkadaşımız zaten tezinde çalışmaya devam ediyor. Biraz sonuçları da alması lazım. Ben not almıştım onunla ilgili. Evet. Suyla çalışıyor deyince hani onu soracaktım açıkçası. Başka bir hani ürün üzerine yönelilebilir mi? 70 dereceye kadar suyu ısıtıyoruz. Orada bir belli süre temizleme işlemimiz var. O da normal ne denir? Suyu döndürme mekanizmasından ayrı bir modu cihazın. Bu şekilde. Yani yine bakterinin üremesiyle alakalı bir ön temizlik gibi bir işlem aynen yapacak. Öyle. Aynen öyle. Evet. Öyle bir işlemimiz bir var. Şey. Ya çok teşekkür ederim. Sadece imrendiğim bir şey var. Orada yazan hastaneler içinde çok değerli abilerimiz var tabii. Orada olmak isterdik biz de. Çok güzel inşallah ileride biz de ileride inşallah onların izinden gidip oralarda çok kurumumuzu ve adımızı geçiririz. Her türlü input görüşünüz bizler için değerli gerçekten. Biz hepsinden değerlendirerek tasarımımızı oluşturuyoruz. Ben bir daha söyleyeyim. Herkesin görüşünü kesinlikle dikkate alıyoruz ve bizim için çok değerli. Sizlere daha önceden ulaşıp sizlerin fikrini alma imkanımız olmadıysa bu bizim suçumuzdur. Hani lütfen bağlantıya geçelim, aklınızda olan her şeyi söyleyin. Kesinlikle ciddiyetle değerlendirildiğinden de emin olun. Cihaz hepimizin, hani günün sonunda ülkemiz kazanacak. O yüzden herkesin katkısı bizim için değerli. Evet, bu arada biz ulaşılabiliriz gerçekten. Arada böyle ben kartlarımı dağıtıyorum arkadaşlara da fark etmişsinizdir. İrtibat kurmak isterseniz sunumdan sonra da her şekilde e-mail adreslerimiz, telefonlarımız, yerimiz bellidir. Çok mutlu oluruz. Yani biz temsilci değiliz, yurt dışından gelen firmalar gibi. Ben direkt projenin yöneticisiyim, Elif Hanım da teknik yönetici. Hani söylemek istiyorsanız direkt tasarım ekibinin başında Elif Hanım var. Ona iletirseniz zaten direkt değerlendiriliyor. Şöyle söyleyeyim bir de cihazın geleceği açısından şu an ilk başta çıkmamış olsa bile donanım anlamında kuvvetli olduğumuz için yazılım anlamında işte smart oklüzyonumuz var, başlatma ve weaning modu yok diyelim. Biz onu ekleyebiliriz. Yani yazılım anlamında biz onu çok rahatlıkla geliştirip ekleyebileceğimiz bir kısım. Donanımsal asıl hani temel yapısı olduğu için cihazımızın bunlar da zaman içinde daha hızlı bir şekilde çıkabilecek özellikler olarak düşünebilirsiniz. Hani eksiklik gibi düşünmeyelim. Onu da iletmek istiyorum. O zaman başka varsa tabii ki. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Tarık'ta Başakşehir Şehir Hastanesi. Gold Direct Perfusion'da bizim için solunum parametreleri kadar metabolik parametreler de önemli. Potasyum gibi, laktat gibi bir takım değerlerin de monitorizasyonu. Bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Bir de sistemde gördüğüm birçok firmanın birçok şu anki ürünlerinde de hep kablolu sistemler var. Ama günümüzde artık kablosuz sistemler çok ciddi yaygınlaşmaya başladı. Bu sensörlerin kablosuz bir şekilde çalışması sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Ama bunun için şimdi belli standartlara uygun gitmemiz gerekiyor. O standartlarda uygulanacak testler de ve standart maddeleri de, tasarım maddeleri de değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz biraz daha basic bir versiyonuna çıkıp daha hızlı yol alabilmek istedik. Daha da fazla piyasaya gecikmemek anlamında. O yüzden bir tık daha yenilikçi dediğim gibi ilettiğim fonksiyonların bir tık farkındayız ama daha hızlı, çabuk ve sağlam nasıl ulaşabiliriz de biraz daha odaklanmış haldeyiz. Çok teşekkürler. O zaman, sağ olun. Bir dakika. Ses geliyor mu? Aselsan'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür adına bir plaket vereceğiz. Nihal Hanım ve Onursal Başkan Bingür Hoca'yı alalım buraya. Ahmet. Şurada. Tamam. Çok teşekkürler. Hakikaten çalışmanız muhteşem. 100. yılı hediye dediniz. Böyle çok etkilendim. Elinize sağlık. Bizim de size bir gelişiniz için küçük bir anı olsun ekibinize, bizim çok yerimize. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Ve Onursal Başkanımız Bingür Hocam bunu takdim etsin sizlere.
Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilgi abi, bir kelime etmek istiyorsan. Yeri sahneyi her zaman destekliyoruz elbette ama çok kötü bir deneyimimiz var. Korona döneminde respiratörler yapıldı. Binlerce respiratör yapıldı. Birçok hastane dağıtıldı. Bugün bir tanesi kullanılmıyor. Dilerim böyle bir sonla ulaşmayı, dilerim en iyisini Umut yaparsınız. Bey. Umut Bey. Yaparız inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Tur arkadaşlarınıza selam söyleyin lütfen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Ventilatörler konusundaki geri dönüşünüzü ileteceğiz arkadaşlarımıza. Evet. Sağ olun. Şey mi? Respiratör yaptılar. Respiratör mü? Ventilatör mü? Respiratörler. Binlerce çöp oldu. İki tanesi kullanmıyor bugün. 5000 civarında yapıldı. Bir tanesi kullanılmıyor. Yani örnek şeytan avukatını yaptı. Çok teşekkürler. Sağ olun tekrar. Şimdi bir sonraki oturum için başkanları Nazan Hoca'yı ve Ali Hoca'yı